Good morning. Günaydın. Bayanlar ve baylar. Değerli dostlarım, beni buraya davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Benim için çok büyük bir onur sizlerle burada bulunmak, şu anda burada olmak benim için çok büyük bir onur. Sayın dostumuz Lütfü Livaneli'yi kutluyoruz. Bu arada ben kişisel bir hikayemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Özgürlük hikayesi ve ben nasıl affedebildim ve bu fotoğraf nasıl bir sanat eserine dönüştü ve bu fotoğraf hayatımı nasıl dönüştürebildi? 1992 yılında eşim Puen ve ben balayındaydık. O zaman batıya kaçtık ve biz Moskova'dan Havana'ya uçuyorduk. O arada uçağımız Kanada'da yakıt almak için durdu. Bizlere bekleme odasında kalmamız söylendi ve o arada özgürlüğe koşma şansı buldum. Ülkem Vietnam'da ben hür değildim, özgür değildim. Ben hükümetin savaş simgesiydim. Çok başarılı doktorlarım sayesinde ben napalm yanıklarımdan kurtularak hayatta kaldım. 17 ameliyat geçirdim. Ben çok acı çektim. Hala acı çekiyorum. Ama hayatta kaldım. Hayatımı sürdürdüm. Ben ergen çağımda bir subay beni okuldan aldı ve beni propaganda için kullandı. Bana bir başka bir şans vermediler. Eğitimime ara vermek zorunda kaldım ve tekrar bir kurban haline getirildim. Her seferinde kendilerine yalvardım. Lütfen barış içinde eğitimime devam etmeme izin verin. Ama birinin benim haykırışlarıma kulak vermesinden önce 2 yıl geçti. Ve en sonunda bana başka bir komünist dost ülkeye gitmeme izin verdiler. Orada hala resmi makamlar beni izleyebileceklerdi. Küba'ya gitmeme izin verildi. Havana Üniversitesi'nde eşime rastladım. Bundan sonra evleneceğim kişiye rastladım ve bugün de hala kendisiyle mutlu bir şekilde birlikteyiz. Evet, 19 yaşında çok şeyler öğrenmiştim artık ve ben öfkemden nasıl kurtulacağımı öğrendim. Aslında bu hayatımın en zor dersiydi ve düşmanlarımı nasıl affedeceğimi öğrendim. Yani bana acı verenler bana yara, benim vücudumda yara oluşturanlar söz konusu burada. Yaralarım dıştan iyileşiyordu ama içimde bu yaralar hala kanıyordu. Ve sonra dine bir dönüş yaptım ve o zaman Tanrı ile ilişki kurduktan sonra bana acı verenleri nasıl affedeceğimi öğrendim. Ve öfke duyacağıma ben affetmeyi seçtim. Aslında bu bana verilen en şaşırtıcı hediyeydi. En sevdiğim hediyeydi ve bu şekilde kalbim özgürlüğe kavuştu.
Ben aslında fizikman tam olarak özgür değildim Küba'da. Her hafta ben makamlara hakkımda, yaşamım hakkında bilgi vermek zorundaydım. Ben normal bir yaşam sürdürmek istiyordum. Aslında hiçbir şekilde kafeste bir kuş olmak istemiyordum. Ama bu ancak demokratik bir ülkede mümkündü. Bu benim özel olarak kurduğum bir hayaldi. Ben bu hayalimi yeni evlendiğim eşimle dahi paylaşamadım. Ama en sonunda gender havaalanında ben kendisinden bana güvenmesini istedim. Pasaportunu bana vermesini rica ettim ve bu o bana pasaportunu verdi. Evet, çok korkmuştuk. Eğer bizi yakalasaydılar, bizi hapse gönderebilirlerdi. Elimizde hiçbir şey yoktu. Yalnızca üzerimizdeki ve çantalarımızdaki elbiselerimiz vardı, pasaportlarımız vardı ve cüzdanlarımız vardı. Her şeyimiz aslında Küba'da kalmıştı. Bu çok büyük bir drama, büyük bir trajediydi. Ve birkaç kişiyle daha mülteci olarak kabul edildi. Kanada'ya bizi kabul ettiler. As I read the news about last week's geçen haftaki İstanbul'da meydana gelen terör saldırısı hakkında haberi okuduğumda gerçekten çok üzüldüm. Ve çevremdeki herkes bu bölgede devam eden mülteci krizi nedeniyle üzülüyor. Milyonlarca kişi savaş yüzünden sınırlarda kala kaldı. Bir çare arıyorlar, savaştan kaçıyorlar, güvenliği arıyorlar, kendilerine nasıl yardım edebiliriz, ihtiyaçlarını nasıl karşılayabiliriz? Gerçekten dünyanın karşı karşıya kaldığı büyük bir sorun bu. Evet, hala nasıl güvenlik içinde yaşayabiliriz ve aynı zamanda başkalarına nasıl yardımcı olabiliriz, nasıl eli açık bir şekilde davranabiliriz? Ama ben bunu nasıl yapacağımızı biliyorum ve bunun için Tanrı'ya her gün şükrediyorum. Kanada'da biz mülteciydik. Yani yeni doğan bebek gibiydi. Her şey bizim için yeniydi. Yeni bir kültürle karşılaştık. Yeni bir dil öğrenmemiz gerekiyordu. Ama birbirimizi biz bulmuştuk ve biz orada özgürlüğü bulmuştuk. Elbette ki ben o ünlü fotoğraftan kurtulamıyordum. 3 yıl sonra bu fotoğraf tekrar beni buldu. Ama bu sefer ben resmi fotoğrafı kontrol edebiliyordum. Yani bu fotoğraf beni kontrol etmiyordu artık. Ve ben bu fotoğraftan yararlanarak barış uğruna çaba harcamaya başladım. Bu fotoğraf sayesinde ben sevgi, ümit ve affetmeyle ilgili mesajımı iletebildim. Evet, burada napalm bombasıyla yaralanmış, yanmış küçücük bir kızın fotoğrafı var ve bu şekilde insanlar Vietnam Savaşı'nın korkunç gerçeğini anlayabiliyorlardı. Ama aynı zamanda kalpleri etkileyerek biz bu fotoğraf sayesinde güçlü etki yaratabildik ve insanları iyiliğe davet edebildik. Şimdi başka bir trajik fotoğrafı size hatırlatmak istiyorum. Küçük bir Suriyeli çocuğun fotoğrafı, Ellen Cody. Evet, kendisi yatağında uyurken bombanın etkisiyle yaralanmıştı ve ailesi
Ümitsizlik içinde güvenliğe yolculuğa çıkmıştı. Kanada'daki akrabalarına ulaşmaya çalışıyorlardı. Yolda öldü. Evet, bu resim onun hayatını kurtaramadı. Ama ben dua ediyorum ve insanları başkalarını kurtarmak için motive etmeye çalışıyorum. İnsanları daha çok çaba harcamaya ve çözüm bulmaya davet ediyorum. Evet, resimler, sanat ve müzik insanları iyiliğe davet edebilir. Bu şekilde biz ortak insani değerlerimizi hatırlıyoruz. Kalbimizdeki iyiliği ortaya çıkarıyoruz ve bunu da biz bugün bizi bir araya getiren olayla ilişkilendiriyoruz dostum. Ve Türkiye'nin en büyük sanat adamları ve bestecilerinden birini 50. sanat yılını kutlamak için burada bir araya geldi. Kendisi de hayatını ve sanatını barışa adamıştır. Kendisi de UNESCO'nun iyi niyet barış elçisi. Ben bugünü sizlerle paylaşmaktan çok mutluyum ve aynı zamanda sevgili dostum, kitaplarınız, şiirleriniz, şarkılarınız sayesinde siz kalplerimizi açtınız, siz barış uğruna, insan hakları uğruna çaba harcadınız ve bugün ülkeniz sizin bu değerli katkılarınızı kutluyor. Ben de sizleri kutluyorum.